Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinize hürmetli muhabbetle selamlıyorum. Bir tez ve danışmanlık dersinde tekrar birlikteyiz. Ee, hemen ekran paylaşalım. Hatırlayacağınız üzere bir önceki dersimizde üniversite ve akademik kadrolarla ilgili öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevap vermeye çalışmıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi ön söz nasıl yazılırı görmüştük. Giriş nasıl yazılırı bu dersimizde ele alacağız. Bir giriş nasıl yazılır, nasıl yazılmalıdır onu saat arz etmeye çalışacağım. Şimdi tabii giriş nasıl yazılır sorusunun cevabında ön plana çıkan sözcüğümüz giriş. Buradan hareketle giriş yazmamız gereken, yazılarımızı belirleyelim hangi tür akademik yazılarda giriş yazarız bunu bir belirleyelim sonra türlerine göre onlarda e, hangi içerikle girişler yazıyoruz onları teker teker ele alalım birinci olarak giriş yazdığımız akademik yazılarımız tez ve kitaplardır birazdan da üzerinde duracağımız üzere tez ve kitap aslında efendim e, aynı formatla yazılan akademik çalışmalardır. Tezin kitaptan farklı tarafı yüksek lisans tezi olabilir. Doktora tezi olabilir. Ya da işte doçentlik tezi, profesörlük tezi gibi tezler olabilir. Bunların her birler için bir tez hazırlanır. Kitap dediğimizde bu yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerinin kitaba dönüşmesinden de söz ederiz. Bunları kitaba dönüştürürüz. Bir de müstakilen akademik formatta kitap yazarız. Bu yazdığımız kitap bir yüksek lisans tezi değildir, bir doktora tezi değil, doçentlik ve profesörlük tezi değildir ama bu çalışmaları yapmış, şu çalışmalara sahip ya da bu çalışmaları yapmamış fakat akademik formata sahip kimselerin doğrudan kitap olarak yazdığı eserler olabilir. Fark etmez. Demek ki yüksek lisans tezimizi kitaba dönüştürebiliriz. Artık tez değil kitap olarak yayınlarız. Doktora tezimizi Keza böyle yaparız doçentlik tezimizi böyle yaparız. Bir de ayrıca doğrudan kitap olarak yazarız. İşte bunların her birerlerine giriş yazılır. Birazdan bunların üzerinde duracağım. Tezlerin, yüksek lisans tezinin, doktora tezinin, doçentlik tezinin, profesörlük tezinin bir girişi olduğu gibi kitapların da bir girişleri vardır. Bu girişleri birbirleriyle ilişkilendirerek az sonra el almaya çalışacağım. Peki giriş olan diğer alanlarımız nelerdir? Şimdi bunların üzerinde duralım. Bunlar yani giriş yazdığımız şeyler bir makale. iki tebliğ. Üç seminer. Bu üç başlık altında ele aldığımız akademik çalışmalarda da giriş yazarız. Demek ki tezlerimiz ve kitaplarda girişler var, makale, tebliğ ve seminerlerde de girişlerimiz var. O halde biz bu iki tür diyelim A ve B olarak ayıralım. Bu iki tür e, taksim yapmış olduğumuz akademik yazılarda giriş yazıyoruz. Peki biz bunları neden tez, kitap ve makale tebliğ seminer olarak birbirinden ayırt ettik? Çünkü şöyle bir çizgi çizelim. Çünkü bu çizginin sağında ve solunda yer alan, AB taksiminde yer alan akademik yazılar muhteva bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Mesela şöyle söyleyelim. Tez ve kitap geniş kapsamlı çalışmalar iken makale, tebliğ ve seminer bunlar daha dar kapsamlı çalışmalardır. Dolayısıyla bir tezden ve kitaptan söz ettiğimizde muhtevaları ve kapsamlı oluşları bakımından hem tez hem kitap makale tebliğ ve seminerin en az 2, 3, 4, 5, 10 belki daha fazla hacimde onların katlarına tekabül ederler. Öyleyse doğal olarak bir tez ve kitap makale tebliğ ve seminerin 3-5 katı bir hacme bir muhtevaya sahipse onlar için yazılacak girişle makale, tebliğ ve seminere ilişkin yazılacak giriş içerik itibariyle boyutları itibariyle bir oranlarsak az önceki orana göre dar kapsamlı olan makale, tebliğ ve seminerin girişi tezin ve kitabın girişine göre daha az bir hacme sahip olacak ve muhtevaya sahip olacak. Mesela bazen e, öyle olur ki bir tez ve kitabın girişi birkaç makale boyutunda olabilir. Mesela bir teze giriş yaparsınız. 30 sayfa, 40 sayfa giriş yapabilirsiniz. İhtiyaç vardır. Birazdan konuşacağız. Ya da bir kitaba giriş yazarız. Bu giriş birkaç makale boyutunda olabilir. Bazen 100 sayfa giriş yazılan kitaplar söz konusudur. O halde teze ve kitaba ya da makale ve tebliğ seminere giriş yazısı bunu belirleyen format nedir? Neyle bu belirlenir? Neler yazarız da işte bir tezin bir kitabın 100 sayfa ve 100 sayfayı aşan girişleri olabilir. Bunları şimdi ...müsaadenizle içerikleri itibariyle ayrı ayrı ele alalım. O zaman buradan başlayalım. A'dan tez ve kitap girişini ele almaya çalışalım. Bir tez ve kitabın girişini yazmaya başladığımızda... ...her ikisi içinde ortak olarak konuları ele alacağım giriş tezin ve kitabın içeriğine, muhtevasına ait efendim bir özet değildir. Onu özette, ön sözde özette bahsettim. Böyle bir özelliği yoktur. Peki hem tezin hem girişin şey kitabın Girişi tam olarak nedir? Onun bir tanımını yapalım, sonra onun üzerinden devam edelim. Giriş ister tez için olsun, ister kitap için olsun, okuyucuyu okuyucuyu asıl konulara hazırlamaktır. Bu şu anlama geliyor. Tez ve kitap diyelim ki birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve sonuç. Üç bölümden ibaret olsun. Bu bazen beş olur, daha fazla olur, daha az olur. Ama bölümleri olur. Tezin ve kitabın bölümleri olur. biz bir tez ve kitabın girişinde bu bölümlerin muhtevalarına ilişkin hiçbir şey söylemememiz gerekir. Zaten okuyucu bunu bölümlerde okuyacak. Ama bir giriş yazarız çünkü okuyucu birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde okuyacağı konulara zihin olarak onu hazırlarız. Yani bir anlamda kitabımızın birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerini nasıl okumasını istiyorsak okuyucunun zihnini ona göre bir ön formatla adeta onu belirleriz. Bu kitabı, bu tezi şöyle okumalısınız deriz. Demek ki giriş okuyucunun bir ölçüde tezin ve kitabın asıl bölümlerini nasıl okuyacağına ilişkin bir zihinsel hazırlama, bir zihinsel efendim hazırlık niteliğinde olmalıdır. Peki böyle olduğunda bir okuyucunun tezin ve kitabın asıl bölümlerini okuyabilmesi için ona bir zihinsel hazırlık niteliğinde neler söylemeliyiz? Şimdi onları belirleyelim. Bir, Tez ve kitabın başlığı. Başlık. Başlıkla ilgili bilgiler. Neden böyle bir başlık koyduk? Niye böyle bir efendim konuyu ele aldığımıza ilişkin başlıkla ilgili bilgiler. İki. Başlığın eğer bir sorun, bir problemse problemse ilgili ilim dalında nasıl bir karşılığının olduğu bir sorunu işliyoruz. Bir problem el almışsak ilgili ilim dalında tefsir mi, hadis mi, fıkıh mı, kelam mı, felsefe mi, başka bir alan mı Burada nasıl bir karşılığının olduğunu sorunun ilgili ilim dalındaki konumunu, mevziini, zeminini belirlemek, tespit etmek okuyucuya. Yani okuyucu böyle bir problemi okurken ilgili bilim dalında onu nereye konumlandırılmış olduğunu görerek yani okuyucuya bir zemin sağlıyoruz. Zemin veriyoruz ve böylece okuyucu bu zemin üzerinden bizim eserimizi okuyacak. Yani başlığın eğer bir problemse değilse başka her neyse onun ilgili ilim dalındaki yerini belirlememiz gerekiyor girişte. Diyeceğiz ki bu böyle bir yere sahiptir. Bunun yazım formatı üzerinde az sonra duracağım. Üç, literatür vermek. El aldığımız konunun bizden önce nasıl el alınmış mı, alınmamış mı, ne kadar alınmış, müstakil alınmış mı, tezler yapılmış mı, yapılmamış mı, neler olmuş bir literatür bilgisi okuyucuya vermek. Yani bizim el aldığımız konuyu ilk defa biz mi el alıyoruz, bizden önce hiç el alan olmamış mı? Kitap yazan, tez yazan, makale yazan, tebliğ sunan, seminer yapan vesaire bu konuyla ilgili okuyucuya bir bilgi vermemiz lazım. Şöyle bir literatürü var. Bu konunun literatür arka planı şudur dememiz gerekiyor. Bunu verirken literatür verirken bu bağlamda okuyucuya yapılmış çalışmaların yeterli yetersizliklerini bu tezde ya da kitapta bizim ele almamızı gerektirecek gerekçelerimizin neler olduğunu yani bu kadar çalışma var şu kadar bu mevzu üzerine efendim yazılar yazılmış ama biz yine de böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu şöyle bir boşluğun bulunduğunu düşündük ve burayı doldurmak adına şöyle bir e, çalışma yapacağımızı literatür üzerinden söylememiz gerekiyor. Dördüncüsü bu çalışma nasıl bir yöntem izliyor? Yöntem nedir? Yani yöntemimizi belirlememiz. Nasıl bir yöntemle ele aldık? Hangi yöntemi benimsiyoruz? Bizden önceki yöntemleri mi kullanacağız? Kendimiz bir yöntem mi geliştiriyoruz? Yöntemi ortaya koymamız gerekiyor. Yani tezi ve kitabı yazmada dikkate aldığımız yöntem nedir? Na nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Örneğin tefsirle ilgili ise tefsir usulüne dair genel kabul görmüş klasik yöntemimi uygulayacağız. Burada yeni bir uygulayacağımız bir yöntem mi var? Bunlarla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Yani okuyucu bu tezi ve kitabı hangi yöntemle yazdığımızı burada görmesi lazım. 5 kavramlar. tezimizde ve kitabımızda okuyucunun özel olarak dikkat etmesini istediğimiz kavramlar nelerdir? hangi kavramları biz genel kabul gören anlamıyla hangi kavramları da bu tezde ve kitapta bize özgü olarak biz kavramsallaştırdık Yani bizim kendi kavramsallaştırdığımız, Kavramlar nelerdir? Efendim, ben şu kavramı kullandım, bu kavrama genel kabul gören anlamından farklı olarak şöyle bir anlam yükledim. Bu tez ve bu kitapta bu sözcük, şu kavram, şu manada kullanılıyor. Dolayısıyla bu kavramları e, ben şu anlamlarla e, kullandım. Okuyucunun da bunu bu kavramı bu anlamıyla dikkate almasını bekliyorum dememiz lazım. Altı, kavramdan sonra oluşturduğumuz ilkeler. Bu tez ve kitap hangi temel ilkeler üzerine oturuyor? Temel ilkelerimiz ne? Ana ilkemiz ne? Bu ilkeleri belirlemek ki bu ilkeler aynı zamanda mantıksal önermelerdir. Mantıki önermeler. Çünkü Kavram ve önerme ilke birbirleriyle doğrudan ilişkili, adeta birbirinden ayrılmayan hususlardır. Nitekim mantık derslerimizi izliyorsanız burada o konular üzerinde detaylıca durduğumu da göreceksiniz. Böylece ilkeleri de belirlememiz gerekir. Bu tez şu temel ilkeleri dikkate alarak, bu kitap şu temel ilkeleri dikkate alarak yazılmıştır dememiz gerekiyor. Ve böylece e, okuyucuyu başlıktan temel ilkelerimize kadar sıralamış olduğumuz bu başlıklar altında ne yapıyoruz? Bilgilendiriyoruz. Gördüğünüz üzere bu giriş hiçbir biçimde kitabın muhtevasına ilişkin bir bilgi vermez bize. Ya yani ne verir? Bu temel ilkeleri, kavramları, bilgileri verir ve okuyucu artık eseri, tezi okumaya hazırdır. Fakat bazen ihtiyaç duyulduğunda 7 ele alacağımız konunun problemleri de belirlenebilir. Ya da problemlere dikkat çekilebilir. Yani konunun problemli yönleri nedir? sorunlu alanları tartışmalı alanları sıkıntılı noktaları nelerdir? Bu konuda okuyucu bizim de yazar olarak müellif olarak farkında olduğumuz problemler, sıkıntılı noktalar nelerdir? Bunları da belki belirleyebiliriz ve bunları da okuyucuyla paylaşabiliriz En azından okuyucu ana bölümleri okurken bizim de çok temel problemlerin farkında olduğumuzu gözlemiş ve gözlemlemiş olur şimdi bu gördüğünüz üzere ana giriştir burada verdiğimiz bilgiler 10 sayfa tutar 15 sayfa tutar 100 sayfa tutar ne kadar tutarsa bir onun zorunlu sınırı ve formatı yoktur. Tuttuğu kadar. Yani sizin kendinizin bu kadar yeterli, bu bilgiler okuyucuya efendim kifayet eder e, dediğinizde giriş tamamdır. Bu ana giriştir. Peki bir de bir de kalemin rengini biraz değiştirelim. Bir de şu bölümlerin kendileri için girişler yazacağız. Şu maddeler nasıl ki tezin ve kitabın genel anlamda okuyucunun zihnini hazırlamaya yönelik, kitabın bütününe yönelik bir giriş ise her bir bölüm için, birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm için yazdığımız girişlerde bölümü okumaya başlayacak okuyucuya bir bölüm hazırlığı, zihnini bölüm okumaya hazırlamak babından bir paragraflık, iki paragraflık, üç paragraflık duruma göre bir bölüm bu bölümde ne ele alınacak, ne çerçevede ele alınacak diğer bölümlerle ilişkisini kurmak suretiyle okuyucuya bu bölümde el, al, el alınacak konu şu çerçevede el alınacak. Bu konunun farklı yönleri okuyucu okurken bir şeyler bekleyecek bizden. Onların hangilerini ikinci bölümde, hangilerini üçüncü bölümde ele alarak e, detaylandırıp tafsilatlandıracağız. Bunları da orada ne yapacak? Görmüş olacak. Bunlar da bölüm girişleridir ve dolayısıyla... Bölüm girişleri olarak bunları yazarız. Şimdi bunları yazdıktan sonra artık birinci bölüm, ikinci bölüm kitabı, tezi yazmaya başlıyoruz. Tabii biz bugünkü dersimden sonra inşallah doğrudan yazım konusuna önümüzdeki dersten itibaren başlayacağım. Yazmaya başlayacağız birlikte. Yani akademik yazı nedir? Bunu konuşacağız ve yazacağız. Peki şimdi bu hususta tez ve... Kitap konusunda girişin genel çerçevesini belirledikten böyle yazılır, böyle yazılmalıdır dedikten sonra müsaadenizle şimdi makale, tebliğ ve seminer girişlerinden bahsedelim ve dersimizi toparlayalım giriş konusunda. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar e, bunların genel çerçevelerini belirliyoruz. İçlerini yazmayı direkt bunları yazacağız çünkü yazmaya geçtikten sonra önümüzdeki dersten itibaren daha detaylı bir biçimde inşallah bunları işleme imkanımız olacak. O zaman önce bir tanı, tanıyalım. Makale nedir? Neye makale diyoruz? Neye tebliğ diyoruz? Neye seminer diyoruz? Bunları bir önce belirlememiz lazım. Makale bir bilim insanının, akademisyenin akademisyenin kendi alanıyla ilgili tespit ettiği bir probleme ilişkin akademik bir dikkat buyurun büyük yazıyorum yeni görüşün yazıldığı yazıdır. Akademik yazı. Makale. Makale zaten Arapça itibariyle makaletün makale, kale, görüş demektir. Bir görüş ortaya koyarsınız. Bir görüş, bir düşünce, bir fikir, yeni bir şey. Söylemeyen yazı makale değildir. Ha bu hocam tanıtım kitap tanıtıyoruz, müellif tanıtıyoruz, tasviri bir şey yapıyoruz. Evet, o da akademik bir makale olarak görülebilir. Ama bizim makale dediğimizde, akademik makale dediğimizde bu bir akademisyenin herhangi bir konuda kendi alanıyla ilgili orada ne sunar? Bir görüş sunar. Yani her bir makale yeni bir şey söyler. Bunu şöyle belirleyelim. Yeni bir şey söyler. Söylemelidir. Değilse makale değildir. Yeni bir şey söylemelidir. İnsanların görüşlerini toplayıp efendim bu konuda şu görüş var, bu konuda şu görüş var, şu konuda bu görüş var. Kes yapıştır yaptık. Sonuç Böyle makale olmaz. Tamam bu konuda şu görüş var, bu görüş var. O bunu yazmış, bu şunu söylemiş vesaire. Tamam güzel topladık. Bunları yazarken konuşacağız zaten. İyi anladık. Peki siz ne buyuruyorsunuz? Bu görüşleri niye topladınız bizim için? Bunları bizim için niye topladınız? Bu görüşleri bize toplayarak ne demeye çalışıyorsunuz? Bunu bir görelim. İşte bu makale bunlar söylenmiş. Bunlar söylenmiş. Bunlar söylenmiş. Ben de şunu söylüyorum. Dediği anda bir makale olur. İşte böyle bir makale benzer biçimde böyle bir tebliğ. Tebliği adı üstünde çok katılımlı yani çok akademisyenin yer aldığı Genellikle sempozyum türü ya da çalıştay dediğimiz çok katılımlı, çok akademisyenin iştirak ettiği bir bilimsel toplantıda sunulur. Böyle olunca tebliğ doğası gereği, tebliğ doğası gereği ana bir sorun, ana sorun, büyük bir problem sempozyumda el alınır. Sempozyuma konu olmak demek büyük bir mesele demektir. Büyük bir önemli konu, önemli bir problem demektir. Ve sempozyuma konu olduğunda bu bir akademisyeni aşar demektir. Çok farklı akademisyenler bu konuda bir araya gelmeli. Her biri bu konunun farklı yönlerini ele alarak burada bunu sunmalı deriz. Onun için tebliğ sunulur. O halde tebliğ büyük bir problemin, büyük bir konunun bir kısmını, bir cüzünü bir akademisyenin ele alarak dikkatiniz, ele alarak makale formatında yazdığı yazıdır, akademik yazıdır. Makale formatında diyorum, neden? tebliğ adı üstünde adı üstünde pek çok katılımcının pek çok akademisyenin yer aldığı bir konuda alanın uzmanlarına ben bu konuda yeni bir şey söylüyorum demektir. Tebliğde bulunmaktır. Bir çağrıda bulunmaktır. Yeni bir şey söylemektir makale formatında. Yoksa tebliği hiçbir zaman efendim yeni bir şey söylemeden tebliğ olmaz. Tarihimizde hemen her alandaki büyük buluşların hepsi bu tür önemli sempozyum ve çalıştaylardaki tebliğlerdir. İşte Einstein'ın özel göreliliği Genel görevliliği tebliğlerdir. Makale tebliğlerdir bunlar. Üniversitelerde tebliğde bulunur. Son derece önemlidir. Ve makale formatıyla yazılır. Bir makale özelliği taşır. Bir makale gibidir. Nitekim de yayınlanır. Şimdi bunların girişlerinden söz edeceğiz. Seminere gelince seminer yüksek lisans yapılırken yapılan seminer, doktora tezi hazırlanırken yapılan seminerler daha teze geçmeden yapılan seminerler vardır. Ve bu seminerler Sosyal Bilim Enstitüsü'nde öğrenci hocalarının da katıldığı bir salonda bir sunum yapar. Seminer bir konu hakkında yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin konuyla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirip Sunmasından ibarettir. Yani seminer tebliğ ve makaleden farklı olarak yeni bir görüş iddiası taşımaz. Taşım taşıması şart değil. Neden? Çünkü bunu sunan kişi zaten yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor, öğrenci. Bir konu hakkında o konu nasıl akademik olarak yazılır, bilgi verilir, daha çok tasviri bir çerçevede bir şey sunar. Genelde böyle yazılır seminer. Bunları konuşacağız detaylarını yazarken. Ama bir semineri bir semineri bir doktor, bir doçent, bir profesör üniversite açılış seminerleri vardır. Akademik yıl açılış seminerleri, dersleri vardır. Onlar da birer seminerdir. Hoca üniversitenin açılışında tüm üniversitenin katıldığı bir platformda çıkar bir seminer verir. Mesela Batı'da ünlü seminerler vardır ve bunlar kitaplaşır daha sonra. Eğer bu semineri veren akademisyen, doktor, doçent, profesör akademisyense onun vermiş olduğu bu seminer ya da yazmış olduğu bu seminer yeni bir şey söyler, yeni bir şey beklenir. Burada ne söyleyecek bu üstad diye bakılır, hoca diye bakılır. Ama öğrenci yazmışsa öğrenci semineridir. Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin yazdığı seminerdir. Genel olarak biz burada akademik yazmayı biliyor mu, başlık koymayı biliyor mu bunları konuşacağız. Efendim bilgileri değerlendirebiliyor mu, anlamış mı, ölçebilmiş mi bunlara genel olarak bakarız. Daha fazla pek şeye bakılmaz. Şimdi tez ve kitapta olduğu gibi bunların girişine gelelim. Bu girişler genel olarak kısadır. Birkaç paragraflıktır. Makale girişi, tebliğ girişi, seminer girişi. Neden? Çünkü konu kısa da ondan. Makalenin başlığı ve başlıkla ilgili söyleyebileceğimiz temel şeyleri bu girişte söyleriz. İşte bir yine makale başlığıyla ilgili söylememiz gereken okuyucuya önceden bunları bilmesini istediğimiz şeyler varsa onları söyleriz. Şayet yeni bir yöntem denemişsek onu belirtiriz. Özellikle vurgulamamız gereken kavramsal bir durum varsa bu kavramsal durumu belirleriz. Şöyle bir kavram el alacağım, şöyle bir kavram kullanacağım, şöyle bir şey yapacağım şeklinde. Bunlarla ilgili genel bir bilgi verilir. Sonra da asıl konuya geçilir. Dolayısıyla makale girişlerimiz, tebliğ girişlerimiz ve seminer girişleri tez ve e, kitap girişlerine göre daha muhtasardır, daha dardır. Çünkü el alınacak konu diğerlerinin nispetle daha dardır ve bunlar üzerinde durulur. Ama mutlaka bir giriş yazılmalıdır. Yani e, tırnak içinde söylüyorum affınıza sığınarak. Pat diye konuya girilmez. Makalenin başlığını hemen alt başlığı koy konuya gir olmaz. Bir giriş yapmamız lazım. Giriş kapı gibidir. Kapısı olmadan bir yere girilemeyeceği gibi kapı e, mesabesine makalenin, seminerin, e, tebliğin, tezin, kitabın girişleridir. Kapı gibidir. Efendim, şimdi şöyle bir sonuç değerlendirmesi yapalım. Burada kalalım. Önümüzdeki ders asıl meseleye yeni başlıyoruz. Bunlar biraz e, efendim daha genel anlamda konularda ama yazmaya başladığımızda önümüzdeki dersten itibaren inşallah bunların her birerlerini ayrı ayrı da e, detaylı bir biçimde ele alacağız ve yazacağız. Peki Giriş nasıl yazılır diye bahsettiğimiz bu konuda sonuç olarak yazmaktan söz ediyoruz. Giriş yaz, ön söz yaz, bölüm yaz, ne yazarsan yaz yazmaktır. Bu halde bu başlattığımız dersimizin asıl amacı Akademi, akademik yazmak nedir? Akademik bir yazı nasıl yazılır? Bunu el alacağız. Kısmet olursa efendim, önümüzdeki derste başlığı yazmaktan, bölüm yazmaktan, paragraf yazmaya kadar en temelden başlamak suretiyle yazmayı el alacağız efendim. Yazmaya geldik. Bu konularla ilgili ve ee, tabii daha sonraki derslerimizde de yeri geldikçe bilgiler vermeye çalışacağım gücüm yettiği kadar bildiğim kadarıyla. Ee, ama dinlerken merak ettiğiniz, sormak istediğiniz hususlar varsa onları da e, yazarsınız. Ben de onlara cevap vermeye çalışırım efendim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız.